Merhaba değerli izleyen, hoş geldin. Nasılsın? Keyifler yerinde mi? Afiyette misin? Hemen hızlıca konuya gireceğim. 3 seneden beri YouTube'a içerikler üretiyorum aralıklı olarak. Podcast'ler çekiyorum. Ve bu 3 yıllık süreçte ben ne hakkında video yaparsam yapayım, en çok izlenen videolarım kendimin de yaşadığı bir sorun olan beyin sisi ve dep üzerine olan videolarım, podcastlerim aşırı izleniyor, aşırı yorum geliyor, aşırı soru yağmuruna tutuluyorum ve insanlar bir şekilde sosyal medyamı, hatta özel telefonumu bile bulup bana sorular yöneltiyorlar arkadaşlar. O yüzden ben bu 3 yıllık tecrübemi, neler yaşadığımı, kendimce hangi yollardan geçip düzelmek demeyelim de daha iyi bir yaşam standartına kavuştuğumu toparlayıp size anlatmak istiyorum. Ama eğer ki bu videoya beyin sisi nedir, dep nedir diye geldiyseniz eğer, öncelikli olarak bunların belirtilerinden, benim kendi yaşadığım belirtilerden bahsetmek istiyorum. Bu video daha çok böyle görsel içerikli değil, sohbet içerikli olacak. Biraz uzun olabilir. Vaktiniz yoksa köşeye ayarın, favorilere ekleyin, daha sonra izleyin. Mümkünse başka bir işle ilgilenmezken izleyin. Konu ilginizi çekiyorsa, ilginizi çekmiyorsa şuralarda bir yerde çıkış kapatma tuşu olacak. Odaklanamıyorsanız yani bana, yapacak bir şey yok. Tanıştığımıza şimdilik memnun oldum derim. Kendinize iyi bakın derim. El sallar geçerim. O zaman başlıyorum arkadaşlar. Şimdi dep ve beyin sisi. Çağımızın en büyük problemlerinden biri bu. Sürekli sosyal medyayla, işte akıllı telefonlarla, televizyonla dikkatimizi dağıtan bin bir türlü şeyle iç içeyiz ve dikkatimizi bir türlü toplayamıyoruz. Başladığımız işi bitiremiyoruz, bir işe başlayamıyoruz. Bir işe başlamışken başka bir işi yaparken bulabiliyoruz kendimizi. Ve bu bir beyin sisi ve dikkat eksikliği belirtisi. Dikkat ederseniz burada bir teşhis koymaya çalışmıyorum. Sadece bazı belli başlı semptomlar var. Bu semptomların birçok farklı sebebi var. Bunları ele alacağız. En sonda da artık bu doğal yöntemlerle çözülemediği yerde de artık nerede doktora gitmek gerekiyor, size bunlardan bahsedeceğim. Odaklanma probleminden bahsettim. İkincisi unutkanlık arkadaşlar. Böyle dilinizin ucuna sözcükler geliyordur, söyleyemiyorsunuzdur konuşma esnasında. Birine bir şey demişsinizdir, hatırlamıyorsunuz. İşte bir randevuya geç kalırsınız, unutmuşsunuzdur çünkü. Birine arayacağım demişsinizdir, aramamışsınızdır. Bu da çağımızın ikinci en büyük vebalarından biri. Hastalık yani. Üçüncüsü düşüncelerini toparlayamama durumu. Bu bende çok fazla oluyordu. Böyle beynimin içinde sislerin arasında seyreden bir gemi misali. O geminin detaylarını hiçbir zaman gözümün önüne getiremiyordum. Beynim acıyordu artık düşünmeye çalışmaktan. Ama ben net, clear bir şekilde ne istediğimi veya sorunumun çözümünü, yani bu herhangi bir karar almak olabilir, bununla ilgili hiçbir şey göremiyordum ve buna ben beyin sisi demiştim. Beyin sisi diye bir şeyin gerçekten var olduğunu bilmiyordum bundan 3-4 sene önce. Ve dördüncü büyük veba, karar almakta zorlanma arkadaşlar. Yani harekete geçmeniz gerekiyordur, işte bir şey satın almanız, bir şey satmanız veya bir şeyi bir yere koymanız gerekiyordur. En ufak kararları alırken bile bu odaklanma problemiyle de alakalı başka bir konuya geçip karar alamıyorsunuzdur, harekete geçemiyorsunuzdur. Bu da yine dikkat eksikliği ve beyin sisiyle bağlantılı bir konu. Dediğim gibi bu belirtileri bir toplayacak olursak, bende olanlar var, bunların bir kısmı bende olmayanlar var. Bana yazan, işte bana ulaşan, telefonda konuştuğumuz insanlardan aldığım bilgileri derledim, kompres yaptım, böyle sıkıştırdım zip dosyası gibi size aktarmaya çalışıyorum. Şimdi size 6-7 tane belirti söyleyeceğim. Bu belirtileri imkanınız varsa not alın ve düşünün veya bende var ya da yok gibi bir check atın onlara ve buna göre devam edeceğiz zaten arkadaşlar videoda. Şimdi odaklanma güçlüğü dedik değil mi? Birinci en büyük hastalık, vebamız. Bu sizde var mı? Varsa koy cebe. İkincisi
Çoklu görevlerde zorluk çekme. Evet, insan beyni multitasking dediğimiz işte Apple iPhone'larla hayatımıza giren şeye çok alışık değil. Aynı anda bir sürü sekmenin açık olmasına alışık değil. Ama insan beyni eğitilebilir ve modern hayat multitasking yaşamayı zorunlu kılıyor. Bununla nasıl mücadele edebiliriz? Unutkanlık, kısa süreli ve uzun süreli hafıza bozuklukları, geçmişi farklı hatırlamak ya da dün yaşananları yanlış hatırlamak gibi uzun ve kısa süreli unutkanlıklar, bilişsel kusurlar, şaşkınlık hali, kelime bulmada zorluk ve zihin yorgunluğu ki birçok insan zihin yorgunluğuyla düşüyor buralara. Beyin sisiyle böyle tanışıyor, dikkat eksikliğiyle böyle tanışıyor. Zihin yorulmaz arkadaşlar, zihin acımaz, acı hissetmez. Ama çeşitli uyuşturucularla, yani bu şey de olabilir, yani sosyal medyada olabilir, bu işte sigara da olabilir, alkol de olabilir, bunlarla yoruyoruz biz bu bilişsel yeteneğini kısıtlıyoruz beynin ve bunu yorgunluk olarak anlıyor, algılıyoruz. Bu da bir diğer belirtilerinden. Peki, gelelim dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna. Ben bu hastalıkla tanıştığım zaman bana bunun sadece çocuklarda olduğu söylenmişti. Yetişkinlerde olduğunu bilmiyordum. Çocuklarda ne gibi etkileri oluyor? Aslında yetişkinlerle benzer. Şimdi anlatacağım. Sizde var mı yok mu veya etrafınızdaki çocuklara bakın. Bu belirtileri gösteriyorlar mı? Dikkatli analiz etmenizi isteyeceğim. Edepli insanlar sürekli kıpır kıpır hareket halindedirler. Elleri, ayakları, kolları duramaz. Sürekli bir yerden bir yere yürürler. Uzun süreli oturma, uzun süreli yatma faaliyetinde ne yazık ki bulunamazlar. İki, başkaları konuşurken odaklanamazlar, konuyu kaçırırlar, dinleyemezler ve kafalarında başka tilkiler dönmeye başlar. Sessiz bir şekilde üç, bir aktivitede bulunamazlar, sürekli ses çıkartırlar. Bu saçma sapan sesler olduğu gibi uyduruk şarkılar da olabilir, şarkı da söyleyebilirler. Yani bu kesin deple alakalı bir belirtidir diyemiyorum açıkçası. Bu bende hala geçmedi, belki bir deliliktir. Bilmiyorum veya hayat yaşam enerjisidir. Buna siz karar verin arkadaşlar. Sıklıkla başkasının sözünü kesiyor musunuz? Yani bir arkadaşınızla, dostunuzla, ailenizle, patronunuzla, işçilerinizle, işverenizle her kimle konuşurken onları ya bölüyor musun? Onları başka bir konuya girmeleri için, girmek için bölüyor musun? Buna dikkat etmen gerekiyor. Düşünmeden hareket ederler deniliyor depliler için 5. Aslında düşünmemek için hareket ediyoruz dostlar. Yani düşününce bir karara varamadığımız için o zaman aklımıza ilk eseni yapma eğiliminde oluyoruz. Amaçsızca bir yerlere gidip amaçsızca işte çocukların özellikle bir yerlere tırmanması, bu çocuk parklarındaki oyuncaklarda oynaması veya bir yerde bir tepe gördü hemen oraya koşması, bunu da nedense deple ilişkilendirmişler. Hiçbir fikrim yok. Çok konuşurlar diye bir belirti var. Açıkçası buna da katılmıyorum. Bu da tam bir belirti olmayabilir veya bende yoktur. Görevleri tamamlamakta zorlanmak. Peki, bir de yetişkin belirtileri var. Yetişkin dep hastalığı için. Bu aslında yetişkin dep çok yanlış anlaşılıyor dostlar. Yani sanki siz 40 yaşına gelince bir anda dep olmuşsunuz gibi. Böyle bir dünya yok, böyle bir teşhis, böyle bir hastalık yok arkadaşlar. Siz zaten hep dikkat eksikliğine sahipsinizdir. 40 yaşında sadece böyle bir şey olabilir mi deyip doktora gitmişsinizdir veya kendinize teşhis koymuşsunuzdur. Bu işte 35'te başlayan veya 20'de başlayan bir şey değil benim bildiğim kadarıyla. Ben kendimi bildim bileli var. Kendimi bildim bileli odaklanmakta güçlük çekiyorum. Düşünceleri toparlayamıyordum. Ve bunun ne olduğunu yıllarca ben anlayamadım. Ve şu an anladığım ve çözebildiğim için büyük bir kısmını çok mutluyum. Yetişkinlerde ise yine aynı şekilde dikkatin kolay dağılması bir belirti. Burada hep bir suçu sosyal medya, işte ne bileyim TikTok'a böyle dikkatimizi sürekli dağıtan televizyona, televizyon reklamlarına, gazetelerdeki boyalı basına, her şeye suçu atabiliriz. Ama
Gerçekten dikkatini toparlayan adamlarda, insanlarda, kadınlarda bunların hiçbiri problem olmuyor. Dürtüsellik diye bir konu var arkadaşlar ki yetişkin depinde en önemli konu. Dürtüselliği siz işte açlık, toklukla alakalı, şekere bağlılık, cinselliğe bağlılık gibi dürtüsellikler düşünebilirsiniz. Buna karşı koyamama veya işte atıyorum uykuya karşı bir dürtüsellik, uyku isteği, durup dururken hiç amaçsız bir şekilde durup dururken yeme isteği, işte cinsel istekler falan, bunlar da bazı yetişkin dep hastalarında oluyor. Zihnisini zorlamak gerektiren işlerden kaçınmak arkadaşlar. Yetişkin depindeki en önemli belirtilerden biri. Büyük bir problemle karşı karşıyasınız ve bu problemi düşünüp çözmek yerine başka şeylere odaklanıyorsunuz. Evet, biliyorum bunu hepimiz yapıyoruz ama bu da aslında bir dep belirtisiymiş. Aktivitelerden sıkılmak, işte hemen başka bir şeye zıplamak, unutkanlık, burada yazmayan yazmayı unuttuğum, sık sık iş değiştirme, sık sık ilişki değiştirme, yani bir ilişkide tutunamamak da aslında depin belirtilerinden biri. Ders başarılarının olmaması, odaklanamamak, göz teması kurmamak, detaylara dikkat etmemek, anlatılanı dinlememek, talimatları uygulamamak gibi çeşitli belirtileri var. Devam edelim. Peki nasıl tanı konuluyor? Sizin dikkat eksikliği aslında farklı bir şey. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite farklı bir şey. Beyin sesi farklı bir şey arkadaşlar. Dep aslında biraz daha çocukluktan gelen bir şey ve farklı tedavi, farklı iyileşme yöntemleri var. Beyin sesi ise, yani atıyorum 30'unuzda, 40'ında veya 60 yaşında sizi bulabilen bir şey, demans gibi hissettirebilen, Alzheimer gibi hissettirebilen bir şey. Dep için konuşacak olursak, psikiyatrinin bir kitabı var, ana kitap. Buna göre 3 türü var bu arada. Bir psikiyatre gitmeniz gerekiyor dep teşhisi alabilmek için. Ama beyin sisi teşhisini bir nörolog vesaire de koyabiliyor. Veya siz kendi kendinize koyup ilaçsız bir tedavi uygulayabilirsiniz. Dep türleri, dikkatsiz dep var. Yani odağını sürekli kaybeden tek problemi bu olan var. Bir de hiperaktif dürtüsel dep var. Hani çocukları görüyorsunuz, ya bu hiperaktif ya, işte bu işte şöyle böyle, bu hiçbir şeye odaklanamıyor, hiçbir şey yapamıyor dedikleri dep türü bu. Bir de bunun kombine olmuş hali var. Hem dikkatsiz hem odaklanamıyor yani sonuç olarak ve dürtüsel. Bu dürtüsel çocuklar sürekli bağırır, çağırır, ağlar, şekilden şekile girir. Böyle de tanıyabilirsiniz. Yetişkinlerde de yine benzer haller oluyor. Ama en son tanıyı dostlar, ne ben koyabilirim size, ne atıyorum köşedeki Mehmet Usta, hiç kimse koyamaz. Sizin en iyi tanıyı alabilmeniz için bir doktora, bir psikoloğa, bir psikiyatra gitmeniz lazım dep için. Beyin sisi içinde bir nörolog veya dahiliye uzmanı dahi bu teşhisi koyabiliyor. Kaldı ki en son bu yaşadığımız salgın süresince, hani her yer kapatıldı ya, o hastalığın yan etkilerinden biri de insanlarda dikkat eksikliği yaratmasıydı ve birçok insan bundan muzdarip oldu. Peki beyin sisine sebep olan şeyler nedir? Önce dikkat eksikliğini konuştuk, depi konuştuk, değil mi? Bu kalıtsal olabileceği gibi daha nedeni çözülememiş birçok şeyden olduğu düşünülüyor ve ilk gençlik yıllarından gelen bir problem. Bir de beyin sisi vardı. Beyin sisinin sebepleri ise daha kolay çözümlenebilir. Beyin sisine sebep olan bazı rahatsızlıklar veya bazı eksiklikler aynı zamanda sizde depe de sebep oluyor olabilir. Bana dedim ya, birçok insan yazıyor, birçok insan arıyor, soruyor, mesaj atıyor, yorum yapıyor. Bunlara ilk söylediğim şey, kardeşim sigara içiyorsan bırakacaksın. Sigarayı çok içiyorsan azaltacaksın. Ben anam baban değilim, sana bırak falan diye bağıramam, çağıramam. Ama sigara gibi insanı
sağlığını çok kötü etkileyen bir kimyasal, bundan vazgeçmeniz gerekiyor birinci olarak. İkincisi, alkol veya başka şeyler kullanıyorsanız bunları da bırakmanız gerekiyor. Ya bırakın kardeşim, azaltın, her ne yapıyorsanız yapın. Dediğim gibi ben sadece burada size bunları aktaran sıradan bir insan, ister dinle ister dinleme. Beyin sisinin diğer sebepleri uyku düzen bozukluğu. Arkadaşlar, şurası bir kimya laboratuvarı ve atıyorum 11'de bunun uykusu geliyor. Melatonin salgılamaya başlıyor ve saat 3.30-4'e kadar salgılıyor. Sen bu saatler arasında uyursan uykunu tam anlamıyla almış oluyorsun ve psikolojin yerinde oluyor. Ama sen gece 2'de 3'te yattığında, yani gerçek uykuyu sen 11 ile 4 arasında alıyorsun. Sen normal bir işte çalışıyorsan, gece bekçisi falan değilsen, akşam evine geldin, giyindin, kuşandın, soyundun, çamaşırını yıkadın, yemeğini yedin, yatacaksın kardeşim. Saat 11'de o yatağa gireceksin. Senin uykunu aldığın saat işte o 5 saat. 11 ile 4 arası. Bunu kaçırdığın zaman bunun geri dönüşü yok. Yani diyelim 2'de yattın, 3-4 gibi bitti melatonin salgılaman. Sen aslında o gün 2 saat uyudun. Sürekli yorgun olmanın, sürekli beyninde sisler oluşmasının en büyük sebebi bu. Yani erken kalk, işte gece yapmak istediğin şeyleri sabah erken kalkıp yap. 8'de mi evden çıkıyorsun, 7'de mi? 5'te uyan. Yani akşam izlemek istediğin filmi sabah da izleyebilirsin mesela. Koyarsın işte bir sıcak içecek, sana kalmış, kahvaltını yaparken filmini izleyebilirsin. Diğeri magnezyum eksikliği. Bunu ben geçen gün fark ettim. Bacağımda böyle saçma bir damar sıkışması gibi bir şey hissettim. Ve sağlık ocağına gittiğimde doktor bana magnezyum verdi. Hiçbir bilgim yoktu. Magnezyumun hapla alınabildiğine dair bir fikrim de yoktu. Ve şunu anladım ben magnezyumu araştırınca. Bizim Türkiye'de nasıl ki protein eksikliği zirve yapmış durumda, D vitamini eksikliği zirve yapmış durumda, magnezyum ve iyot eksikliği de zirve yapmış durumda. Sizin bu beyin sisinden, depten kurtulabilmeniz için ya da etkilerini azaltmanız için magnezyumu çözmeniz gerekiyor. Diğer madde iyot eksikliği ve tiroid sorunu mesela. Benim annemde guatr vardı dostlar. Ameliyatla alınmıştı. Ben de her sene kontrole giderim ve bende tiroid bezleri çok hızlı çalışıyor. Yani birkaç gün et yemeyeyim, birkaç gün böyle iyi beslenmeyeyim, anında 3-4 kilo veriyorum. Yani hasta gibi oluyorum. Bu benim vücudum fazla enerji tüketiyor. Yani bilmiyorum, bu da tiroidden kaynaklı şişkinlikler oldu, nodül var dediler, şu var dediler, bu var dediler. En son güzel bir doktor buldum. Dediler senin tiroidin, bezlerin hızlı çalışıyor, hiçbir sorunun yok. Beslenmene dikkat et, vitaminlerini zamanında al, düzgün al, çözersin. Bu tiroid eğer sizde de yavaş veya hızlı çalışıyorsa, ki bu erken yaşlanma veya yaşlanmama gibi iki farklı cephede bir sonuç yaratabilir size. Bunu da doktor tespit edebilir. İyot eksikliği de artık tuzlara falan ekleniyor. Bu iyot eksikliği 1940'lı yıllarda Türkiye'de çok bulunmuyormuş. Ciddi anlamda gerizekalı yapıyor insanı ve o dönemlerde birçok gerizekalı insan doğmuş Türkiye'de. Yoğun çalışmak beyin sisine sebep olur. Yani vücuda dinlenecek, kendini dinleyecek vakit bırakmamak. Aşırı kahve tüketimi arkadaşlar. İnternette bir görsel görmüşsünüzdür. Bir örümceğe çok farklı uyuşturucu maddeler ve kafein veriliyor. İşte LSD içen, kokain içen, işte marihuana içen şeyler var. Kelebek diyecektim. Örümceklerin yaptığı ağlar var. Bir de kafein tüketenin var. Hepsinin bir şekilde düzgün ama kafein tüketen örümceğin ağları tamamen darmadağın. Yani kafein aslında büyük bir zehir arkadaşlar. Ne kadar biz böyle bir beynimizi toplasın, bize enerji versin diye içiyorsak da bizi toparlamaktan çok daha fazla zarar veriyor. Aslında şeker gibi. İlk tükettiğinde böyle iyiymiş gibi hissediyorsun ama daha sonra onun yoksunluğu daha büyük bir yara açıyor bünyede. Ve şey de öyle, bu
Kafein de öyle yani, çaysızlıktan başım ağrıyor derdi annem babam bana eskiden. Yani o çayım geldi, benim çay içmezsem mahvolurum falan. Yani şu an çayın gözümdeki yeri sigaradan çok da farklı bir yer değil. Aşırı kahve tüketimi ve aşırı çay tüketimi dostlar depe ve aynı zamanda beyin sisine sebep olabiliyormuş. Özellikle beyin sisine karbonhidratlı gıdaların fazla tüketilmesi. Bu da ülkemizde maddiyattan dolayı insanlar protein tüketemedikleri için ne yazık ki ekmeğe, işte hamura abanıyorlar ve bu da hani hamur beyin denilen bir şey var. IQ'yu düşürüyor ve beyinde sis oluşturuyor. Karbonhidratı, ekmeği, glutenli gıdaları falan bayağı azaltmanız lazım. Demir eksikliği dostlar, ferritin mi ne diyorlardı? Yine bunun sizde eksik olup olmadığını doktor bir kan testiyle tespit edebilir. Demirin olduğu gıdalar alabileceğiniz gibi çok eksikse dışarıdan da alabilirsiniz. Buna yine doktor karar verir. D ve B vitamin eksikliği, D güneşle sentezleniyor biliyorsunuz. B ise sizin bütün mental sağlığınızı, beyninizdeki kimyasalları etkileyen bir vitamin. Viral hastalıklar sizin beyninizde sis oluşturabiliyormuş. Trans yağlar, yanmış yağ tüketimi, yani bu fast food'da tüketilen ekmeklerin içinde, etlerin içinde hep bu trans yağlar var. Bundan uzak durmak gerekiyor. Depresyon ve hormonal bozukluklar yine beyin sisine sebep olabiliyormuş. Peki nasıl düzelteceğiz? Nasıl olmak istediğimiz veya maksimum potansiyelimize ulaşacağız? Bunu biraz istişare edelim. Bazı ilaçlı yöntemler var. DEP için, işte beyin sisi için ne var bilmiyorum. Kime verilmiş bir ilaç haberim yok. Sadece doğal yöntemleri biliyorum ve bunları size aktaracağım. Demin biraz bahsettim. Öncelikli olarak beslenme. Beslenmede protein ağırlıklı veya sebze, çiğ kuru yemiş ağırlıklı beslenmeniz gerekiyor. Karbonhidrattan, glutenden uzak duracaksın, şekerden uzak duracaksın. Çaya kahveye attığın şekeri geçtim. Zaten hani onları içme diyoruz ya. Yani sizin yapay tatlandırıcılı bisküviler, işte çokoprensler, ne bileyim yani pastanede satılan tatlılar, evde yapılan tatlılar, bunlardan uzak duracaksın. Zaten senin yediğin meyvede, senin yediğin çiğ kuru yemişlerde zaten senin beyninin ihtiyacı olan glikoz var. Senin beyninin ihtiyacı olan şeker var. Bunları dışarıdan yapay olarak almana asla gerek yok. Sebze, bakliyat, et, balık yiyeceksin. Glutenli her şey yasak. Zeytinyağı, tereyağı hiç problem yok. Çiğ kuru yemişler tüketeceksin. Çok meşakkatli, çok zor biliyorum. İnsanın boğazına, nefsine dişini geçirmesi dünyadaki en zor şey, ama bu beyin sisinden kurtulup gerçek potansiyelini ortaya çıkartmak istiyorsan bunları uygulamak zorundasın kardeşim. 2. Sadece spor veya egzersiz, ağırlık kaldırmak veya atıyorum futbol oynamak, basket oynamak kesinlikle burada işe yaramıyor. Burada tek işe yarayan şey yürüyüş. Günde 20 dakika normal veya tempolu yürüyüş öneriyor uzmanlar. Benim internette bulduğum bilgiler bunlar. Her gün 20 dakika, 30 dakika yürüyüş hem size beyninizi dinleyecek, hem böyle etrafa bakınabileceğiniz, hoş bir hobi gibi uygulayabileceğiniz ve aynı zamanda beyin sisinden sizi kurtaracak bir faaliyete dönüşebilir. Ve üçüncüsü ağır metaller. Son zamanlarda özellikle Türkiye'deki balıklarda, yani Türkiye denizlerinde tutulmuş balıklarda işte ağır civalar, işte siyanür bile çıktı yani mikro ölçeklerde. Bunlardan uzak durmanız gerekiyor. Evet, hangi balığı yiyeceğinizi söyleyemem ama evinizdeki alüminyum folyoyla bir şeyleri sarmayı pişirmeyi bırakabilirsiniz. Ve aynı zamanda kimyasala en çok evde nasıl maruz kalıyoruz? Yani ben şunu dahi düşünüyorum. Bizim kullandığımız
duş jelleri, kremler, bunun içinde titanyum dioksit var ve bu dünyanın en kanserojen maddelerinden biri. Veya çamaşır deterjanında kullanılıyor bu. Aslında çamaşırın temizlenmediği söyleniyor. Yani orada bir leke var. Titanyum dioksit o lekenin rengini, o kumaşın üstündeki renkle birmiş gibi görünmesini sağlıyor diye bir teori var. Tam emin değilim ama deterjanı olabildiğince az kullanmak, kıyafetleri iyi şekilde havalandırmak, mümkünse kurutma makinesi kullanmayı tavsiye ediyor uzmanlar. Ve aynı zamanda atıyorum mutfakta bulaşık makinesini çalışması biter bitmez açmayın, o kimyasalları solumayın diyorlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ve diğer bir konu, magnezyum demiştim ya dostlar, yeni öğrendim diye. Magnezyumun da her çeşidi işe yaramıyormuş. Magnezyum tauranat, taurat diye bir şey varmış. Bu kutusu 200-250 lira civarında. Bunun beyin sisine iyi geldiği söyleniyor. Birçok formatı var. Bir uzmana, bir doktora vesaire bunu sorabilirsiniz. Bunu devlet, SGK karşılamıyor olabilir. Bunu bir besin takviyesi satan siteden ekstra parayla almanız gerekebilir. Demin diğer maddeye geçiyorum, 6 dedim ya, çay kahve aslında zehir diye. Bununla alakalı da birçok teori var ve bu teoriyi ortaya atanları sıklıkla susturuyorlar dostlar. Yani Türkiye bir çay ülkesi, bütün ekonomimiz çay üzerine kurulmuş. Kahvehanede çay içersin, simit saraylarına gidersin çay içersin, bir misafirin gelir çay içersin. Çaya düşmanca davranmak sizi bir kaybolmanıza sebep olabilir. Ben çok düşmanca konuşmamaya çalışıyorum ama kahveyi, çayı, kafein içeren içecekleri, işte bu gazlı içecekleri zaten farkındaysanız saymadım bile, zaten içinde şeker olduğu için bunları bırakın dostlar, içmeyin. Yani su için, işte meyve yiyin ne bileyim, ama bu en çok uzak durmanız gereken şey. Ve kahve içecekseniz de uyandıktan 1-2 saat sonra için diyor uzmanlar. Kalkar kalkmaz, hele hele aç mideye, ki ben 2-3 günde bir yine yapıyorum dayanamayıp, hiç tavsiye etmiyorlar. Geldik işin vitamin durumuna. D ve B vitaminleri dostlar. Geçen sene ben böyle durup dururken fazlaca terlemeye başladım. Uykularım bölünmeye başladı. Doktorlara gidiyorum, herkes bakıyor, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. En son biri dahiliye doktoru, ya dedi, senin D vitaminine baktıralım. Bir baktılar, normal sınır 30 olması gerekirken 9. Yani kat kat aşağıdayım ve bağışıklık çok kötü etkilenmiş bundan. Hemen bana böyle D vitamini shot falan verdi. Bunu iç dedi. İşte istersen böyle günlük D vitaminiyle devam edebilirsin dedi. Ve ben kendime geldim. 28-32 civarlarına çıkartabildim D vitamini ne vücudumdaki. Ama bununla alakalı da birçok görüş var. Yani güneş gözlüğünün dahi D vitamini emilimini azalttığını söylüyorlar. Doğru mudur bilmiyorum. Artık ben kışın da güneş gözlüğü takan biriydim. Artık takmıyorum dostlar. Ve B vitamini. B vitamini vücudumuzdaki en önemli vitaminlerden biri. B12'yi biliyorum ben. Çok bilmiş konuşmayayım. Bu atıyorum zorlu geçen bir geceniz oldu. Arkadaşlarla içmeye gittiniz. Ertesi gün berbat hissedersin kendini. Bu vücutta hadi başka şeyler de boka sarıyor ama en çok B vitamini yok olduğu için vücudunda boka sarıyor. İşte o Alka-Seltzer falan içmek yerine bir tane B12, iki tane B12 içip kendine birkaç saat içerisinde gelebilirsin. Ve B vitamini eksikliği inanılmaz, nasıl söyleyeyim, mutsuzluk yapıyor. Peki bedensel egzersizleri, bedensel yapmamız gereken şeyleri söyledik, işte yürüyüş falan, vitaminler, beslenme şekli. Bir de zihinsel egzersizler var dostlar. Bunlar sizin hem yaşlanmanızı hem beyin sisinden kurtulmanızı sağlayacak. Aynı zamanda deple mücadele edecek gücü size verecek. Ve bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Bunlardan birincisi kitap okumak. Hangi konuyla alakalı olduğunun bir önemi yok. Sadece 5 sayfa, 10 sayfa, 20 sayfa, her gün farklı bir kitap da olabilir. Herkesin evinde irili ufaklı
kitaplık var değil mi? Romanlar var, ansiklopediler var. Aç abi birini, oku 5 sayfa, 10 sayfa. Senin o an hayatının dışında olan konularla alakalı bir şeyler okumak aslında buradaki amaç. Ve bu senin yavaş yavaş beynini tekrar potansiyeline ulaştıracak veya bu konuda sana yardımcı olacak bir etkinlik. Makaleler okumak, yani bu sizin yolda yürürken tabela okumanız veya Twitter'da insanların flutlarını okumanız tam sayılmıyormuş arkadaşlar. Ne yazık ki eski usul ya Medium blog sitesi gibi bir yere girip ilginizi çeken veya çekmeyen bir şeyler okuyacaksın. Uzun uzun böyle 5-10 sayfalık, 2 sayfalık ya da gideceksin dergi alacaksın. Artık sadece nerede satılıyor bilmiyorum. Migros'larda falan dergi var. Bunları okuyacaksın ve dikkatini toplamaya başlayacaksın. Şarkı ve şiir ezberlemeye çalışmak zihinsel egzersiz olarak iyi geliyormuş ve gün içinde kendinle yalnız kalmak, kendine yalnız kalacak ortamlar yaratmak, bu yürürken de olabiliyormuş. Yani müzik olmadan veya müzikle, ben size hangisi iyi gelecekse deneyerek öğrenebilirsiniz. Müzikli veya müziksiz yürüyüş 10 dakika, 20 dakika veya telefonu sessize alıp titreşiminde kapatıp bilgisayarın ekranını indirip işte kuşları izlemek, ne bileyim denizde taş sektirmek gibi aktiviteler size iyi gelecektir. Bu anlattığım yöntemler çoğu işte D vitamini takviyeleri vesaire haricinde tamamen doğal yöntemlerdi. Hatta D vitamini, B vitamini, magnezyum da doğal yöntem olabilir. Bir de bunların doğal olmayan yöntemleri var. Ama beyin sesi hakkında çok bir şey söyleyemeyeceğim. Ama dep konusunda doktor bazı ilaçlar yazıyor. Bu ilaçları kullanırsanız eğer iyi gelebilir, iyi gelmeyebilir. O işin başka bir yönü. Yani bu videoda size anlattığım şeyleri uyguladınız. Hadi azıcık kaçamaklar yaptın, pasta yedin, şeker yedin, kafein tüketimini çok azaltamadın. Yani burada 10 seçenek var ve sende beyin sisi var. Yani bunun 8'ini yapsan bile bu beyin sisinin %80'i, %90'ı gidiyor arkadaşlar. Bunları yaptın yine çözüm olmuyor. İşte o zaman bir nöroloğa, bir dahiliye doktoruna, bir psikiyatra, bir psikoloğa gidip bunları konuşman gerekiyor. Bu işin tıbbi boyutuyla alakalı da benim söyleyebileceklerim bu kadar. Ne doktor ne de hastane tavsiyesinde bulunamam. Çok fazla bilgi yüklü ve konuşmalı bir video podcast oldu. Buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Şimdiden geçmiş olsun, kendine iyi bak. Bununla alakalı bir de yaşam kalitemizi nasıl geliştirebiliriz diye bir video yapacağım kısa zamanda. Konu ilgini çekiyorsa kanala da abone olabilirsin. Görüşmek üzere, hoşça kal.